Şimdi böyle usul usul yatıyorsun ya, hayret ediyorum. Seni ilk tanıdığımda mümkün değil, susmuyordun. Önceleri hakiki bir cadı olduğunu düşünmüştüm, itiraf ediyorum. Benim ne vakit duygularım değişti hiç bilmiyorum. Bir gün bir bakmışım, sana hayran oldum. Tutkunu, cesaretine, dik başlılığına. Sana yardım edebilmem için bana malumat vermen lazım. Sana malumat vereyim. Aç kulağını, beni iyi dinle. Bu topraklardan defolup gideceksiniz. Al sana malumat. Hayranlık aşka dönüşmesin diye çok çabaladım. Çok çabaladım ama ben aşık olmadım Hilal. Aşka düştüm. Ben duygularımı ne kadar saklamaya çalışsam da nafile. İlk dansımızda zaten anlamışsındır kalp atışlarımdan. Ama sen o bitmek bilmeyen inadınla benden çok daha iyi direndin duygularına. Ben ne yazık ki bu savaşta mağlubum Hilal. Hatta hiç düşünmeden çekip vurdun beni. Teğmen! Biliyordum sevgilim, bir gün senin de aşka renk düşeceğini. Hilal. Hilal. Sevgilim. Biz ikimiz de aşka karşı mağlubuz. Ama ölüme karşı olamayız, tamam? Hatta birbirimize verdiğimiz sözler var. Kazanılacak bir zaferimiz var. Beraber yazacağımız yazılar, edeceğimiz kavgalar var. Hilal. Elimi tut sevgilim. Tut, yoksa ben ayakta duramayacağım. Hilal nasıl? Aynı bekliyoruz uyanmasın. Sen niye geldin? Kulağıma bir şeyler geldi, bilmek istersin diye düşündüm. Ne oldu? Hilal'i kovalayan askerler bugün mahkemeye çıkarılıyormuş. Ha, bulundu sorumlu. Suçunu itiraf etmiş biri. Hayır.
Hepsi inkar ediyormuş hala ben yapmadım diye. Ne olacak mahkemede? İşin kötüsü bu ya. Suçlu tespit edilemediğinden kaza kursun denecek. Hilal'e bunu yapanlar elini kolunu sallaya sallaya çıkacak ha? Suçluyu bulamazlarsa hiçbirini içeride tutmazlar. İtiraf edecek o askerler bunu. Cezalarını bulacaklar. Benim hemen çıkmam lazım. Hilal uyanırsa bir şey olursa bana haber gönderin olur mu? Geçti. Zorlama kendini. Yapma annem öyle, kalkma bir anda. Ne oldu? Güzel. Ne oldu? Anne. Ne oldu yavrum? Söyle. Ben bacağımı hissetmiyorum. Anne, bacaklarımı hissetmiyorum. Kızım dur. Annem dur, dur. Olur mu böyle bir şey anneciğim? Sakin ol, sakin ol anneciğim. Anne, doğrulamıyorum, hissetmiyorum bacaklarımı. Ben ne oldum? Sakin ol, yok bir şey. Anne, hissetmiyorum diyorum. Bacağım babaanne. Yapma öyle kızım. Anne, ne oldu söyle. Olamaz öyle bir şey. Anne, hissetmiyorum bacağım, ne oldu? Nedir kumandan? Silah general. Hem de istemediğiniz kadar. Bunlar burada mıydı? Evet general. Hepsi buradaydı. Deponun altında bir mahzen var. Oradalardı. Sizce general Monsieur Dule bu planı neden kabul etti sanıyorsunuz? Söyleyeyim. Bu silahları Güney cephesine götürüp cephenin kapanmamasını sağlayacak idik. Lakin şimdi kendisi ölü ve cephe kapandı. Ben de general bu silahları Doğu cephesini açık tutmak için kullanacağım. Yani general varsın Güney cephesi kapansın. Doğu cephesi asla kapanmayacak. Kazımpaşa benim karşıma çıkamayacak. Ve Türkler aynı anda iki cepheyle birden savaşmak zorunda kalacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.